Herkese merhaba. Bugün Bolu'da çok güzel bir otele geldim. Zengin bir açık büfesinin yanı sıra serpme kahvaltı sunuyorlar. İkinci köprünün altında süper bir konumda harika manzarasıyla süper romantik. Evet efendim, şimdi moda ve güzellikten bahsediyoruz. Sürekli işte gezilerden bahsediyoruz, yemeklerden bahsediyoruz. Tabii bahsederken influencerlığı es geçemeyiz. Ve tabii influencerların da kendi aralarında sosyoekonomik eğitim düzeyleri bambaşka. Şimdi son zamanlarda son trend biriyle tanıştıracağım. Onu tanıyorsunuz zaten. Sevgili Berrak Bero. Nasılsın Berrak? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Seni tanımayan seyircilerimiz için birazcık hikayenden bahseder misin? Berrak Tangül'ü benim ismim. Sosyal medyada paylaşımlar yapan birisiyim. Daha çok yeme, içme ve seyahatler üzerine. Ben bu işi iş olarak değil, hayat tarzım olarak yaptım zaten. Bu benim hayatımın bir göstergesiydi. Sonradan üzerime giydiğim bir iş değildi. Kendi kendine gelişti. Sonra takipçi kitlem artmaya başladı. Çünkü yeme içmeye insanlar, Türk insanı çok meraklı. Senin alanın gezi, keşifler ve yemek, evet. Özellikle değil mi? Gezi yani... ve yemek, doğru. Önümüzde çeşitli yemekler var. Seninle, evet, birlikte bir gurme değilsin. Hı hı. Ama şu ana kadar gezdiğin yerlere göre bir kıyaslama yapabilirsin, tabii, diye düşünüyorum. Belli bir bilgi birikim ve deneyime sahip olduğum için bir kıyaslama yapabiliyorum ama gurme değilim. Servis yapmak istiyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani gurme olmadığını söylüyorsun. Çeşitli yerlere gidiyorsun. Gurmek başka bir şey çünkü. Tabii ki. Biz ilham veren paylaşımlar yapıyoruz. İnsanlara bakın, burası var, burada böyle güzel yemekler var. Bu mekan yeni açılmış. Ya da yurt dışındaki destinasyonlarda gittiğinizde buralara gitmelisiniz. Yani bu sadece yemekle ve restoranla kısıtlı değil. Aha. Oteller açısından da bazı deneyimler. Oo, çok güzel şeyler geldi. Allah, vallahi. Gezi noktaları, geldi. Görülmesi gereken noktalar, tarih, kültür açısından da yani... Komple bir şey yapmaya çalışıyorum ben. Sadece yemek üzerinde durmuyorum. Başlangıç arkadaşlar. Mesela kokoreç var pizzettanın üzerinde. Evet, biraz acı olduğunu, evet, söylediler. Onun yanında da karides var, köz patlıcan eşliğinde. Mesela güzel bir birleşim olmuş. Enginar dip sos. Hiç mesela enginar dip soslu bir nachos gelmemişti önüme, evet, bugüne kadar. Evet, evet. Bu feta peynirli... hoşuma gitti. Kadayıf. Başlangıç kadayıf hoşuma gitti. Ördeğin de tadına bakarız. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Değişik tatları sunmayı seviyorsun. Evet, değişik. Çünkü mutfağımız çok zengin. Artık şeflerimiz de çok iyi. Uskumru ve somonun birleşimi yıka renk. Harika. Kaç ülke gezdin? Kaç şehir? Çok gezdim. Yani sayısını ben de bilmiyorum. Oturup bir hesaplamam lazım. Ama çok ülke gezdim. 60. Fazlası vardır. Wow. Evet. Tamam, neredeyse. Şehir olarak bakarsak 100'den fazladır. Türkiye'de? Türkiye'de de çok il gezdim. Daha çok lezzet duraklarını da, gastronomi şehirlerini de çok geziyorum tabii işimden dolayı. Nasıl bir harita çiziyorsun kendine? Mesela Antakya'yı çok severim. Yemeklerine bayılırım. Adana'yı severim. Gaziantep'i severim. Şanlıurfa'yı severim. Rize'yi severim. İzmir tarafını severim. Yani aslında ülkenin her tarafını neredeyse gezmiş durumdayım. Hem böyle en sevdiğin var mı? En sevdiğim Gaziantep mutfağını çok severim. Öyle Hatay mi? Mutfağını çok severim. Antakya'yı çok severim. Harika. Peki mesela şimdi tatil yaklaşıyor artık. Evet. Ne düşünüyorsun? Bodrumcu musun, Çeşme mi? Bodrumcu. Şimdi tatil deyince de akla hep Bodrum Çeşme geliyor. Yüksek ihtimal seni seyirciler çekecek. Evet. Bu da hiçbir şey bilmiyor. Hayır, biliyorum efendim ama sadece hani böyle plajlar falan deyince Bodrum Çeşme. Daha rahat oluyor. Bodrum'u daha çok severim. Evet. Daha sessiz, daha sakin, daha çok hoşuma gider. Çeşme çok tercih ettiğim bir yer. Biraz keşmekeş oluyor. Küçük olduğu için. Evet. Üst üste biraz her şey. Evet. Ben Fethiye'yi çok beğeniyorum. Doğa harikası bir yer. Muğla ili zaten genel olarak baktığınızda Muğla'ya bağlı her yer zaten. O kadar güzel bir il ki. Yani bence tatil yöreleri konusunda bir numara. Zaten Bodrum da Muğla'ya bağlı. Ya evet, orası öyle ve hani mesela iki çocuklu bir aile. 15 evet. günü var sadece. Adam memur maaşıyla çalışıyor. Nereye gitsin bu adam? Nerelere bir sürü gitsin? Küçük otellerin olduğu çok güzel destinasyonlar var. Ülkemizde cennet koylar var mesela. Buraları keşfedebilir. Bunların hepsini ben hesaplarımda paylaşıyorum. İnfluencer
sponsorluk deyince aklına hep böyle eğlence ve her şeyin en pahalısı gibi geliyor, tamam mı? Ama öyle bir şey değil aslında. Senin en güzel yanın ve biraz daha ev hanımlarına hitap ediyorsun. Yani iki çocuklu bir ev hanımı evet. da senin hesabına bakıp ya evet ya çocukları alıp buraya gidebilirim diyebilir, evet. diyebiliyor. Çünkü gerçekten gerçeğe hitap ediyorsun. Aha. Gerçeklik influencerlık da çok önemli değil mi? Doğallık önemli, samimiyet önemli. Peki bu işi böyle sadece ünlü olmak için yapanlar olduğuna inanıyor musun? Evet tabii ki. Mutlaka ki öyle. Seni diğer influencerlardan ayıran, senin için önemli özelliği. Çünkü ben bunu para kazanmak için yapmıyorum. Ben bu işi zaten sevdiğim için yapıyorum. İnsanlara ilham vermek için yapıyorum. Ve gerçekten gittiğim yerleri neyse o şekilde paylaşıyorum. Bolu Abant yolunda evet, sucuk ekmek ve köfte ekmek. İki katlı geniş bir mekan. Yani biraz daha ailenin kızı. Modunda. Modundasın. Zaten tam bir Türk değil mi efendim yüzü? Gerçekten tam bir Türk kızı hanımefendi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.